Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, ülkemiz ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme sahip, kirlenme ve bozulmalara duyarlı toprak ve su alanları, bu bölgelerdeki biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara aktarımının emniyet altına alınması için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla özel çevre koruma bölgesi olarak belirlendiği ifade edildi. Belirlenen alanlarda doğal, kültürel ve estetik değerlerin koruma ve kullanma, dengelerinin hassas bir şekilde belirlenmesi amacıyla, kara, kıyı ve deniz koruma alanlarında biyolojik çeşitlilik, habitat izlemeleri ve yönetim planları gibi birçok bilimsel araştırma, inceleme ve koruma çalışmaları yürütüleceği kaydedildi. Yönetim Planı 1. Paydaş Toplantısı Programı'na Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Abdullah Uçan, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, belediye başkanları, kurum temsilcileri, meslek odası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Muğla'mız, tarihi ve kültürel değerleri, eşsiz doğal güzellikleri, yaklaşık 1500 kilometre uzunluğundaki çok güzel kıyıları, koyları, körfezleri, mavi bayraklı plajları, doğal ve endemik bitkileriyle aynı zamanda doğal yaşamın merkezi olmakla birlikte turizm merkezi ve turizmde marka bir şehirdir. Zengin flora ve faunası, nadir ve nesli tükenmekte olan türlerin bulunduğu Muğla'mız, bitki ve kuşlar açısından da önemli türleri içerisinde barındırdığından dolayı ekolojik yönden büyük önem arz etmektedir. Tabii bu çalışmaları özellikle Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüz hayata geçirmekte, özellikle 2022 yılında Muğla'mızda özellikle çevreyle ilgili yapılan bu çalışmalar, sempozyum çalışmalarla doğamızın korunması yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerin de ihya edilmesini birlikte hayata geçirmeye vesile olmakta. Bu nedenle bir kez daha teşekkürlerimi huzurlarınıza ifade etmek istiyorum. Ekoloji, canlıların kendi aralarında ve cansızlarla kurduğu sürdürülebilir ilişki demek. Bu alanı inceliyor. Şimdi canlı türünün ortaya çıkması için 500 milyon yıl gerekti. Biz insanlar, doğayı kullanan insanlar, doğamıza zarar verir, ortadan kaldırırsak bunun tekrar yerine gelebilmesi için 500 milyon yıla ihtiyacımız var demektir. Dünyada bazı bilim adamları der ki, insan dünyalı değil. Neden? İnsan dünya şartlarına ayak uydurmayan bir yaratıktır. Diğer bütün canlılar doğanın şartlarına uyarak hayatını sürdürdüğü halde insan doğayı değiştirerek, sömürerek, başkalaştırarak, yok ederek hayatını sürdüren bir yaratıktır. Dolayısıyla insan dünyalı değil. Böyle iddia eden filozoflar da var. Fakat şu bir gerçek, insan doğal şartları kendine göre uyarlayan, değiştiren bir yaratıktır. Bunu yapmamalı mı? Hayır, yani yapmalı. Neden? Nüfus artıyor. Bir zamanlar toplayıcılık dönemini yaşayan insanlık, sonra biliyorsunuz tarım toplumuna geçiyor, üretime doğrudan müdahale ediyor, sonra sanayileşme geliyor. Sanayileşmeyle doğayla ilişkilerde sıkıntı başlıyor. Hepinizin bildiği gibi bütün medeniyetler İnsan-insan-insan-doğa ilişkisi üzerinde kurulmuşlardır. Teşekkür ederim efendim.